Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere evde nasıl harika lahmacun yapabiliriz onu göstermek istedim. Aynı hamurla böyle yumuşacık pamuk gibi bazlama da yapacağız. Gerçekten bu tarif mükemmel. Lahmacunu evde kesinlikle herkes yapabilir. Çok kolay bir şekilde fırın kullanmadan yapacağım. Çok pratik bir yöntem. Kesinlikle sizler de denemelisiniz diyorum ve geçeceğim tarifime, ama onun öncesinde neler yaptığımı kısaca göstermek istiyorum. Önden sizlere lahmacunu görüyorsunuz. Altı çok güzel bir şekilde kızarmış. Işıktan dolayı tam istediğim gibi yansımadı ama gerçekten mükemmel oldular. Bazlamalar aynı hamur olmasına rağmen böyle yumuşacık pamuk gibi. Bunlar ince ekmeklerim. Hem ince yaptım hem normal kalın bazlama yaptım. Bu da kalın olanı, altını, üstünü görüyorsunuz nasıl güzel kızardığını. Hamuru bile o kadar az malzemeli ki gerçekten mükemmel bir tarif. Dediğim gibi çok pratik. Herkes deneyebilir. Şimdiden iyi seyirler deyip tarifime geçiyorum. İlk önce hamurumuzu hazırlayacağız. Yoğurma kabıma 1 yemek kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Onu kameram çekmemiş. Daha sonra 1 adet yaş mayayı ufaladım. Üzerine de 6 su bardağı ılık su ilave ediyorum arkadaşlar. Suyumu da ilave ettikten sonra böyle tel çırpıcıyla çırpıyorum. Maksat içerisinde mayamı eritmek. Daha sonra tam bu ölçülerle 2 kilo un kullanacağım. Yarım ölçü yapacak olursanız 3 su bardağı ılık su kullanın. Ben net 2 kilo yaptım. Çünkü dediğim gibi hem lahmacun hem ekmek yapmak istedim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bu verdiğim ölçüler tam denk düşüyor arkadaşlar. Ne un ilavesi yaptım ne de su ilavesi yaptım. Gördüğünüz gibi böyle hafif ele yapışan bir hamur olmalı. İçerisinde ne süt ne sıvı yağ hiçbir şey yok. Aslında normal klasik ekmek hamuru diyebilirim. Hamurum gördüğünüz gibi taşmış kabından. O kadar güzel kabarmış ki. Şimdi hamurumun yaklaşık yarısından biraz fazlasını tezgahıma alıp mandalina kadar bezeler hazırlayacağım. Hamurumun diğer bir kısmını kabında bırakıyorum. Tekrar mayalanacak o, ben lahmacunlarımı yapıncaya kadar. Kalan hamurumu ekmek yapacağım. Dediğim gibi bazlama yapacağım. Bezelerimi hazır ediyorum. Mandalina büyüklüğünde böyle gördüğünüz gibi. Dinlenirken iç harcımı hazır edeceğim. Yaklaşık yarım kilo kadar kıymam var. Taze maydanoz ve taze sarımsak. Taze sarımsak bulamazsanız bir diş sarımsak rendeleyebilirsiniz. Daha sonra 1 adet soğan, 3-4 yeşil biber, 3 adet kadar da kırmızı biberim var. Onları böyle el robotuma doğruyorum. Gayet ince bir şekilde çekeceğim. İsterseniz elektrikli robotta da çekebilirsiniz. Ama maksat böyle püre haline gelmesin. Böyle yine de tane tane olsunlar. El robotumla çekeceğim hepsini. Maksat minik minik doğranmış olması. Bu şekilde hazır artık. Doğramış olduğum sebzeleri de kıymalı harcın üzerine ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Ve yazdan yapmış olduğum domates konservemin yarısını ekledim. İsterseniz taze domates de robottan geçirebilirsiniz. Sıvı yağ, tuz ve karabiber ilave ettim. Ben acı ilave etmedim çünkü kullandığım yeşil biberler acıydı arkadaşlar. Ama acıyı ve baharatları damak tadınıza göre ilave yapabilirsiniz. Benim çocuklar bu şekilde sevdiği için böyle hazır ettim. Silex'te yapacağım ben lahmacunumu, her zaman olduğu gibi. Silex'imin fişini takmıştım. 5 ayarında. Bezelerim de dinlendi, rahatlıkla açılıyor. İç harcım da hazır. Şimdi geçebiliriz lahmacunların yapılışına. Böyle uzun oval bir şekilde açtım hamurumu
Böyle aşırı ince olmayacak arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve hazırlamış olduğum kıymalı harçtan böyle kaşık yardımıyla sürüyorum. İsterseniz elinizle de sürebilirsiniz, fark etmez. Maksat ince bir şekilde her yerine böyle sürün. İlk etapta kameram çekmemiş nasıl yerleştirdiğimi, ama onu ilerleyen zamanda göstereceğim tekrar. İnanın 2 dakika gibi bir sürede lahmacun pişiyor. Yani açıkçası diğer bezeyi açıp hazır edinceye kadar ilk koyduğunuz pişmiş oluyor. Gördüğünüz gibi pişme anında sizlere kaydettim. Üzerindeki kapak sayesinde, o kenarda olan tel sayesinde üzerine değmediği için altı ve üstü eşit bir şekilde çok hızlı bir şekilde kızarıp pişiyor. Gördüğünüz gibi. Ve kızardı bile, yani 2 dakika gibi bir sürede altı ve üstü çok güzel bir şekilde pişti. Kokusunu zaten sizlere anlatamam. Müthiş lezzetli kokuyor. Bu şekilde yerleştiriyorum sileksime. Yerleştirmesi de gayet kolay. Kapağını da kapatıp diğer hamurlarımı açıp hazır edinceye kadar dediğim gibi çok hızlı bir şekilde pişiyor. 2 dakika gibi bir süre yeterli yani. İlk pişirdiklerimi böyle birden üst üste koymuyorum arkadaşlar. Piştikçe böyle bir kenara koyuyorum. Üçüncüden itibaren birleştirip üst üste koyacağım. Dediğim gibi yapılışı çok pratik. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde üst üste koyuyorum. Yani ikisini birleştirip üst üste koyuyorum. Ve asla ev yapımını hiçbir lezzet tutmuyor açıkçası. Dışarıda yediklerimden ben aynı lezzeti alamıyorum. Ya alışkın olduğumuz için ev yapımına. Bence evde yapılan lezzetler mükemmel. Herkes evde yapmalı bence. Hem içinizi sinerek yiyorsunuz. Hem yani bilmiyorum, ben ev yapımı ürünleri daha çok tercih ediyorum açıkçası. Yapması da oldukça zevkli. Şimdi bezelerim azaldı. İç harcım da azaldı. Şimdi bazlama hamurum için bezelerimi hazır edebilirim ki kalan lahmacunları pişirinceye kadar bezelerim dinlenmiş olur. Onları daha büyük yaptım. Diğer ikisini, üçünü küçük yaptım sizlere ince ekmek göstermek için. Diğer üç bezeyi de büyük hamur beze yaptım. Normal büyük boy bazlama yapmak için. Dediğim gibi kalan iç harcımı bitirip ekmeklere geçeceğim. Son lahmacunumu da pişirdim. Şimdi ilk ince ekmeğimi nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Normal böyle yuvarlak açıyorum. Dediğim gibi ne kalın ne ince. Çünkü pişince de biraz kabaracak. Kapağını yine kapatıyorum. O bile kabararak pişiyor. Çok kısa sürede. Bir kere çevirdim ama çevirmeseniz de olur. Dediğim gibi 3 küçük bezeyi bu şekilde hazır ettim. Sirex'i ben Kadolan sayfasından sipariş ettim arkadaşlar. Bütün bilgilerini açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyenler oradan sipariş verebilir. Bu ay sonuna kadar tavası ile birlikte kampanyada, yani 199 euro Silex ve tavası, inanılır gibi değil yani, gerçekten çok uygun bir fiyata. Türkiye'deki arkadaşlar bile gönül rahatlığıyla sipariş verebilir. Çünkü bu sayfanın, bu sitenin Türkiye'de kargoları mevcut. Web sitelerini böyle yazılı bir şekilde videonun bir kenarına bırakacağım zaten. Ama daha detaylı bilgilerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. WhatsApp numaralarını, Instagram sayfalarını, web sitelerini, bütün bilgileri açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp direktmen ulaşabilirsiniz. Bazlamamı da yaptım. Gördüğünüz gibi elimle açtım. Hiç oklava kullanmadım ve Silex'in kapağı ağır olmasına rağmen gördüğünüz gibi bazlamamız kaldırıyor onu. Kabarıyor yani. Asla ezilme, hamur kalma gibi bir ihtimal yok zaten arkadaşlar. Bunu kullandıkça zaten sizler de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yani hızlı çekimde olsa kapağı nasıl kaldırdığını görüyorsunuz bazlamanın.
kabardığı umarım anlaşılıyordur. Gerçekten süper bir tarif, süper bir makine. Yani Silex'ten ben yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Dediğim gibi sizler de mutlaka sipariş verebilirsiniz. Hiç fırın kullanmaya gerek yok. Bütün yaptıklarım hazır. Bir saat gibi bir sürede hepsini hazır ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lahmacunlar harika. İlk yaptığınız zaman sıcakken çıtır çıtır oluyor. Çıtır severseniz sıcakken yiyin. Ama böyle bizim gibi yumuşak seviyorsanız bekledikçe zaten yumuşuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde üst üste koydum. İkili ikili. Aklınızda şüphe kalmasın. Kıymalar dökülüyor mu, yapışıyor mu birbirine diye. Asla. Şimdi göstereceğim sizlere, bir tanesini alıp gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde üzerine yapışık kıymalı harcımız dökülmüyor yani. Altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Bunlar da ince ekmeklerim. Pamuk, yani resmen pamuk. O kadar güzel ki. Bir de bazlamaları göstereyim sizlere. Altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Kalın olmasına rağmen yumuşacık ve içi çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Bölüp size göstereceğim şimdi iç kısmını da. Dediğim gibi Silex'in bütün bilgilerini Kadolans sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca Kadolans sayfasında birçok evinize bütün ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Sadece Silex satmıyorlar arkadaşlar. Diğer birçok ürünleri mevcut. Dediğim gibi açıklamalar kısmına bütün linklerini ekleyeceğim. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.